Maymun çiçeği 1958'de ilk maymunlardan izole edildiği için maymun çiçeği hastalığı deniyor ama şu anda artık bu isim kullanılmıyor. Mpox, M çiçeği hastalığı olarak ifade ediliyor. Bir süredir aslında 2022 yılından beri dünyanın gündeminde. 2022 yılında da benzer bir acil sağlık durumu ilanı olmuştu. O dönemde Türkiye'de 12 vaka görüldüğü bildirilmişti. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıtlarına geçmişti. Daha sonra hani bu işte o dönemki varyant çok yayılma eğilimi içine girmedi ve olay sönümlendi. Şimdi neden yeniden gündeme geldi? O dönem klon 2 sorumluydu. Mpox klon 2 sorumluydu. Şimdi klon 1A varyantının enfeksiyondan sorumlu olarak yeni bir salgın, bulaşıcı bir süreç yaşadığını öğrenmiş olduk. Dünya Sağlık Örgütü zaten bu tür salgınları izler. Bunun yayılma yöntemleri, yayılma yolları ile ilgili tespitler yapar. Bunun başka kıtalarda ve ülkelerde görülmeye başlanması ve özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bildirilen vakalardaki ölüm oranının %10'ları aşmasıyla beraber bir işte halk sağlığı acil durumu, dünya ölçeğinde halk sağlığı acil durumu ilanı yaptı. Yeniden gündemimize girmiş oldu. Solunum yoluyla, aerosol dediğimiz, damlacık dediğimiz yollarla, yine işte öpüşme, fiziksel temas ki işte vücutta döküntülerle giden bir hastalık bu. Maküloplar dediğimiz döküntüler yaratıyor ki vakaların %90'ında bu döküntüler ortaya çıkıyor. Bunun daha çeşitli bulaş yolları var. Ancak tabii ki bulaşma ile ilgili temas süresi, oradaki virülans meselesi muhtemelen işte COVID'e göre daha kabul edilebilir ya da daha düşük. Ancak bu kadar çeşitli yollarla bulaşıyor olması da Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki tedirginliğini arttırmış durumda. Şöyle aslında ateşli bir hastalık olarak başlıyor. Herhangi bir gripal enfeksiyonmuş gibi ortaya çıkıyor. 2 ila 9 gün süreyle bir vücutta enfeksiyonun inkübasyon dönemi. Virüs ilk enfeksiyon, ateş, işte baş ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma gibi semptomlarla ortaya çıkıyor. Bu herhangi bir işte ateşli enfeksiyonda da görebilecek şeyler, gripal enfeksiyonlarda da görebileceğimiz şeyler. 1980'li yıllardan önce doğmuş olanlar bu konuda şanslı. Çiçek aşısı yapılıyordu o dönemler. O çiçek aşısı olanlarda koruyuculuk %85'lerde ifade ediliyor. Aslında aşı var. O konuda mesela COVID'den daha avantajlıyız. 2019'da Amerika tarafından geliştirilmiş bir aşı da var bununla ilgili. Bir arayla iki doz yapılarak bundan korunabiliyorsunuz. Aşının koruyuculuğu yüksek, %90'ların üzerinde. Bu bir avantaj. Yine bir takım ilaçlar kullanabiliyorsunuz. Antiviral ilaçlar. Buradaki kritik mesele bunun yayılımını önlemek. Aslında tedaviyle ilgili seçenekler var. Ancak yayılımını önlemek. Yayılımını önlemek alınacak genel önlemler ve aşıyla mümkün. Genel COVID dönemindeki kapanmaya benzer bir kapanma zannetmiyorum. Zaten o dönem olan kapanmaları da tekrar tartışmak gerekir. Aslında o da çok sağlıklı yürütülen süreçler değildi. Ancak şunu yapmamız gerekiyor işte en basitinden, yani evet bu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde daha yoğun ama Afrika'da yaygın olduğunu biliyoruz. Diğer ülkelerde de var. Türk Hava Yolları'nın Afrika'nın 50 noktasına uçuşları var. Sonuçta oradan buraya insanlar geliyor, insanlar gidiyor. Bir kere toplu ulaşım, işte hava yolları aksı ile ilgili ciddi önlemler almak gerekiyor.